Yani buradaki Neolitik'in sonuyla o mezar arasında aşağı yukarı 3000 sene fark var. Yani bu mezar bize 3000 sene daha yakın. Yani aşağı yukarı 5000 sene önceki bir mezar. Halbuki arkamızda biraz önce dolaştığımız yerleşme çok daha eski bir yerleşme. Onlar çanak çömlek kullanmıyorlar. Çok farklı bir şeyleri var, kültürleri var. Ama çok dinamik ve sürekli olarak da yeniliğe açık bir ne diyeyim, topluluk. Dönem ve topluluk. Evet, dünyanın ilk radyal temelini yapıyorlar, ilk betonunu yapıyorlar, ondan sonra kerpiçini döküyorlar. Yani o açıdan da hakikaten şeyin buradaki Beyaz bütün kireç, şeyin, evet. evet, ki Şerit kireci söndürerekten koyuyorlar. mimariye çok önemli şeyleri yapıyorlar. Ve tabii çay önü biraz aynı zamanda bugün şeyde Neolitik için kullanılan terminolojinin de şeysi, ne diyeyim, annesi. Yani artık hücre, bu şu tip yapılara Referansı. hücre planlı yapılar deniyor. İşte ızgaralı planlı yapılar deniyor. Biraz sal taşı bir döşemeli bir şey olduğu zaman sal taşı döşemeli diyorlar. Ya da terasso tabanlı diyorlar. Şöyle alabilir. Eh, değerli basın mensupları, değerli bakanım, değerli hocam. İnsanoğlu göçebe hayattan yerleşik hayata burada geçti. İnsanoğlu ilk kez gıda üretimine, yani kültürel tarıma, Sayın Bakanımız da ifade etti. Buğdayın, arpanın kültürel tarım olarak ilk defa işlendiği yer yine bu bölge, Çayönü ve Diyarbakır çevresi ve Mezopotamya dolayısıyla. Madencilik, hocam dedi ki burası olmadan madencilik tarihi yazılamaz. Madenciliğin tarihi bakımından da ilk defa bakırın maden olarak işlendiği, sıcak ve soğuk olarak işlendiği, dericiliğin belki ilk defa yapıldığı bölge Çayönü. Çayönü insanlığın gerçekten yeryüzü macerası bakımından, özellikle göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesi bakımından çok önemli bir yer işte. Bir sürü inşaat teknolojisinin belki tarihsel temellerinin bulunduğu bir bölgedeyiz. Şimdi bu sene yeni bir hocamız müjde verdiler. Dediler ki yeni bir sandık tipi mezar açtık ve Çayönü'nü 3000 yıl daha yaklaştırdık Evet, bugüne. doğru. Biz de heyecanlandık. Geldik, az önce gördük. İçerisinde artık pişmiş kapların bulunduğu, farklı formlarda Çok kapların ince, bulunduğu, ince. çok ince, çok zarif, estetik kalpların olduğu, içerisinde ne olduğunu şu anda bilmiyoruz ama hocam açtıkça onları da Söyleriz. öğreneceğiz. Kesin bilimsel şeyler belki daha sonra hocalarımın Evet. yaptığı çalışmayla ortaya konacak. Ama bölge için önemli bir bulgu. Onu bugün gelip sizlerle paylaşmak istedik. Bizim bütün amacımız Diyarbakır'ı tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle, az önce Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi hak ettiği şekilde tekrar insanlığın gündemine taşımak istiyoruz.